Adın ne? Berat Hacıoğlu. Nerede yaşıyorsun Berat? Kendi evimde. Ev senin mi yoksa kira mı? Ev benim, babamdan kalma. Baban nerede? Babam öldü. Annenle mi yaşıyorsun? Hayır, annem de öldü. Trafik kazası mı? Hayır, babam annemi öldürdü. Zaten hapishanedeki bir olayda da babam öldü. Baban anneni neden öldürdü? Dediğim gibi hatırlamıyorum, küçüktüm. Hatırladığım kadarıyla babam annemi bıçaklayarak öldürmüştü. Dosyanda 9 yaşından sonra yetiştirme yurdunda kaldığın yazıyor. Evet. 18 yaşından sonra da sana gelen iş tekliflerini hiçbirini değerlendirmemişsin, çalışmamışsın. Çünkü gerek duymadım, zaten bir evim vardı. Tamam, bir evim vardı. Bir geçimini nasıl sağladın? Evin bir odasını kiraya vererek. En son kime kiraya verdin? Erkan Nişan adında bir üniversite öğrencisine. Erkan Nişan'ı nereden tanıyorsun? Dediğim gibi o beni buldu. Ev arkadaşı arayanlar için bir uygulama varmış. Oradan tanıştık. En son ne zaman gördün Erkan'ı? Buraya gelmeden 2 gün önce falandı. Bugün ayın 15'i. Yani en son ayın 13'ünde görmüşsün. Evet. Peki ayın 14'ünde ne yapıyordun? Evde uyukluyordum. Odaya baktın mı? Evet. Kapıyı vurdum. Ama kapı kilitliydi. Zaten son zamanlarda çok fazla sınav olduğunu söylediği için fazla rahatsız vermek istemedim. Ayın 13'ünde akşam 7 civarında sesler gelmişsin dedi. Komşular da şikayet olmuş. Evet, alt kattaki komşunun bebeği var. Onu duymuşlardır. Erkan Nişan 13 Kasım'dan sonra kendisinden haber alınamamış. Ve ne hikmetse 15'inde de ormanda ölü bulunmuş. Şikayet edenin adı da Berat Hacıoğlu. Neden öldürdün? Kimi? Kim olacak? Ev arkadaşın Erkan Nişan'ı. Erkan Nişan öldü mü? Evet. Kim öldürdü peki? Sen öldürdün Berat. Yok hayır. Sen? Yok ben yapamam. Yok. Yok öyle bir şey yok. Yapamam. Yok ben değilim. Sen yaptın nasıl Berat. Oldu? Yok. Ev arkadaşını öldürdün. Aynı sofradan yemek yediğinde arkadaşını öldürdün. O öldürdü. Kim var orada? Kim?